koleksiyon para tuneri sunar. Para Toner'e hoş geldiniz efendim. Ben Melis Kobal. Bugün de piyasaların değerlendirmesini yapacağız önümüzdeki yarım saat boyunca. Sizlerle baktığımız zaman özellikle jeopolitik risklerin önemli olarak masaya yatırıldığı bir haftayı da geride bırakıyoruz diyebiliriz. Ve de jeopolitik risk konusunun da piyasalar üzerinde bir hayli etkili olduğu bir haftayı geride bırakacağız gibi gözüküyor. Dün içeride Merkez Bankası'nın kararı vardı. Merkez Bankası beklendiği gibi faizleri değiştirmedi. Bu haftada Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen üfeyi takip ettik. Diğer taraftan da FOMC tutanakları önemliydi ve de dediğimiz gibi gelecek haftaya da başlarken önümüzdeki hafta içerisinde de özellikle takip edeceğimiz konuların başında da yine Rusya-Ukrayna gerginliği görecekmiş gibi gözüküyor. Şimdi önce bugün öne çıkan haberlerine bir bakalım, ardından da değerlendirmelerimiz olacak konuğumuzla. Yurt dışı yerleşiklerin şirketlerinde KKM'ye dahil olabilecek resmi gazetede yayınlanan kararla kur korumalı mevduat sisteminin kapsamı genişletildi. Buna göre yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ardından onların sermayedarı olduğu şirket kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek. Diğer taraftan indirimli satış yönetmeliğinde bir değişiklik yapıldı. Yine resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre indirimli malın önceki fiyatının tespitinde son 30 gündeki en düşük fiyat baz alınacak. Yönetmelikte meyve ve sebze gibi ürünlerde ise indirim oranı ve miktarının indirimli fiyattan bir önceki fiyata göre belirleneceği ifade edildi ve yapılan değişiklikte 1 Mart'ta yürürlüğe girmiş olacak. Amerika Birleşik Devletleri tarafında da piyasalara baktığımız zaman dediğimiz gibi bu hafta üfe gelmişti. Bir önceki haftada tüfe rakamını karşılamıştık ve beklentilerin üzerinde geldi bu verilerin ikisi de. Ve de Fed'in faiz arttırımına yönelik de daha fazla faiz artışı beklentisinin de yükseldiğini görüyoruz genel olarak. İşte bu yöndeki açıklamalardan biri de Morgan Stanley'den geldi. Morgan Stanley Fed'den faiz artış beklentisini yükseltti, 6'ya çıkarttı. 2022'de toplam 150 bas puanlık faiz artışı bekliyor banka ve şef Amerika Birleşik Devletleri stratejisti. Enflasyon tahminlerimizdeki değişikliğin ardından bu yıl Fed'in 6 kez 25'er bas puanlık faiz artışı yapmasını bekliyoruz değerlendirmesinde bulundu. Sıcak gündem Ukrayna-Rusya gerginliği, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıp saldırmayacağı yönünde dünya gündemini işgal eden konu, tabii ki piyasalarında gündeminde olan önemli bir konu bu. Ve bu konuyla ilgili olarak da Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir görüşme talebi vardı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken, Lavrov'u, Rus Dışişleri Bakanı'nı görüşmek için bir davette bulunmuştu ve açıklama geldi bu konuyla ilgili olarak. Görüşme talebine olumlu bir yanıt verdiği ifade edildi Rusya'nın ve ikilinin gelecek haftanın sonlarına doğru Avrupa'da görüşecekleri açıklandı. Diğer taraftan da Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin bir açıklaması var ve ülkesinin NATO'ya üyeliği şansının gitgide azaldığını söylüyor. Somut nedenler var diyen Zelenski bunları Rusya'nın direnişi ve ittifak içindeki bazı üye ülkeler olarak tanımladı. Şimdi bakalım bugünün açıklanan verilerinde neler öne çıkıyor. Bugün tüketici güveni endeksi yayınlandı. Şubat ayına ilişkin olarak 71.2 oldu veri. Bir önceki 73.2 idi. Japonya'da biz bugün enflasyon rakamlarını aldık ve Japonya'da TÜFE yıllık 0.2 arttı, beklenti 0.3'tü. Beklentilerin altında kaldı baktığımız zaman. Aynı şekilde TÜFE de bir önceki 0.8'di fakat 0.5 olarak açıklandı. İngiltere'de ise çekirdek perakende satışlar rakamı 1.2 oldu, 1.7'lik beklentiye göre ve de çekirdek perakende satışlar Ocak ayında da %7.2 oldu ki beklenti %7.9'du. Ekonomik takvime bakarsak eğer Euro bölgesinde cari hesap saat 18'de mevcut ev satışları Amerika Birleşik Devletleri'nden, 18.45'te Amerika Birleşik Devletleri'nde FOMC üyesi Bowler'ın konuşmasını takip ediyor olacağız. Aynı zamanda 19'da Williams konuşacak FOMC üyesi ve de bugün 21'de sondaj kuyu sayısı verisi açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri'nde. Fiyatlamalara geçersek eğer bugün 0.77'lik bir yükselişle açıldı BIST 100 endeksi. 2022 puandayız, 0.65'lik bir prim görüyoruz. Dolar TL'de 13.62'deyiz, Euro TL 15.48, sepet kur 15, 14.55 ve gram altın 829 seviyesinde.
Dolar endeksi 95.76'ya indi. Euro dolar 1.13, pound dolar 1.36, dolar yen 115.12 ve dolar İsviçre frangı 0.92'de. ABD endekslerinde de vadelilerde pozitif bir görünüm var. Dow Jones 34.449, S&P 500 4.399, 0.58'lik prim ve Nasdaq 14.256'da 0.65'lik bir primle. Asya borsalarında ise Japonya ve Hong Kong'da geri çekilme var ama Çin, Güney Kore ve Hindistan artıda. Çin'de 0.66'lık prim var 3.490, Japonya 0.41'lik düşüş 27.122'de, Hong Kong %1.79'luk geri çekilme 24.349, Güney Kore Kospi 2.744 ve orada pozitif bir hava var, nötr pozitif ve Hindistan Sensex 0.30'luk artı ile 58.064'te. Avrupa borsalarında da bugün pozitif havayı görüyoruz. Euro Stoxx 4113'te 0.54'lük bir artıda. Almanya DAX 15.280'de. Fransa CAC 40 0.46'lık yükselişte 6.949'da. İngiltere FTSE 0.68'lik yükselişte 7.557'de ve İspanya IBEX 0.38'lik artıda 8.700 seviyesinde. ABD 2 yıllık 1.50'de, 10 yıllık 1.98 ve 30 yıllıkta da 2.30 seviyesini görüyoruz. Bu 3 tahvil faizi de yükselişte gördüğümüz kadarıyla. Ons altın geri çekildi, 1900'ler seviyesine gelmişti dün. Bu Rusya-Ukrayna gerginliğinde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen özellikle her an girebileceğine yönelik açıklamaların devam etmesi ve ardından da Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nı geri göndermesiyle birlikte orada yükselen bir tansiyon vardı. İşte altın fiyatları da 1900'ü gördü fakat daha sonra başlangıçta da söylediğimiz gibi Lavrov ve Blinken'ın iki Dışişleri Bakanı'nın görüşeceğinin açıklanmasının ardından pozitif bir seyir görmeye başladık. Genel olarak olumlu algılandı bu durum. Buradaki riskin biraz düştüğünü söyleyebiliriz. Brent petrol $90.43 ve ham petrolde de $89.18'teyiz. Bitcoin'de 40.720, 0.52'lik bir düşüş var. Bitcoin TL 558.055, 0.43'lük geri çekilme. Ethereum 2.913'te, orada da 0.29'luk bir artı görüyoruz ve biz haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Merkez Bankası politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek %14 seviyesinde bıraktı. Merkez Bankası beklendiği gibi politika faizi olan bir haftalık repo faizi oranını değiştirmeyerek %14 seviyesinde bıraktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararına ilişkin yazılı açıklamada yakın dönemde enflasyonda gözlenen yükselişin ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumları, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışla tedarik süreçlerinde yaşanan arz kaynaklı gelişmeler ve talebe dayalı olduğu ifade edildi. Açıklamada sürdürülebilir fiyat istikrarı ve fiyat istikrarının tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülen adımların yanı sıra enflasyonda baz etkilerinin ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngören kurulun bu doğrultuda politika faizinin sabit tutulmasına karar verdiği belirtildi. Alınmış kararların birikimli etkilerinin yakından takip edildiği kaydedilen aynı açıklamada, Merkez Bankası'nın tüm politika araçlarında kalıcı liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütüldüğü kaydedildi. Stratejist Aysun Karaytuğ, Merkez Bankası özel yayınında bankanın faiz kararını ve TL varlıklara yansımasını değerlendirdi. Hani faiz kararına gelince evet beklenti gibi ve piyasalarla doğru orantılı hareket ettiğini gözlemliyoruz. Yani piyasa oyuncuları ile diyeyim daha doğrusu. Ben zaten BIST tarafında bir süredir hani pozitif taraftayım. Çünkü oranın daha böyle hani dolar hareketini, dolar TL hareketini izlediğini ve biraz daha hani lokalin kendi içerisinde paslaştığı bir arena olarak değerlendiriyorum. Bu bağlamda da henüz yabancı girişi gözlemlememekle birlikte ama buradaki pozitif algının da bir süre daha bizimle birlikte olabileceği gerçeği aşikar.
belki de Mart'ın 10'una kadar, 15'ine kadar ya da 17 Mart toplantı zamanına kadar. Çünkü belki de faiz indirimini bundan önceki 3 ay gibi fiyatlamayacaktır hani piyasalar. Hani bunu da birlikte test etmiş olacağız. Hani 3 ay önce verdiği çok sert tepkiye eğer dolar TL tarafında bir rahatlama olursa, çünkü biliyorsun şu anki etkisi hani büyük değil, yani 13.60'ların üstünde hala beklenti gibi geldiği için. Sagam Strateji Danışmanlık Kurucusu Ekonomist Murat Sağman, Merkez Bankası'nın politika faizi kararını ve yabancı kredi kuruluşlarının Türkiye notlamasını Ekotürk'te değerlendirdi. Bunun, bu rakamın artması ileride Türkiye ile ilgili risklerin artmasına bakıyor. Çünkü eğer kur yükselirse bu sefer maliye, hazine yüklenecek bütün maliyet. CDS onun için 513'lerde. Fitch'in görünümü zaten negatifti. Ya ben not indirecek deyince inşallah gerçekleşmez diyordum ama görünümü negatifti. Moody's 5 altında, S&P 4 altında yatırım yapılabilir. Fitch 3 altındaydı. Fitch bizim ilk notumuzu arttıran kurumdur Kasım 2012'ye. İlk yatırım yapılabilir. Yani biri 3 not altına verince öbürkü 5 not verirse bunlar birleşmek ister. Moody's arttırmayacağına göre Fitch notumuzu indirdi. Beni daha çok üzen görünümü negatife korudu. Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması ile ilgili uygulamaya konulan sistemi altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk değerlendirdi. Enflasyon yükselişi altın tarafını biraz daha destekliyor. Bu yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması konusunda ise daha çok yeni. Vatandaş bunu nasıl karşılayacak? Şu anda çok fazla bir böyle bir hareket olduğunu o noktada görmüyorum. Biraz daha bunun daha iyi anlatılması, vatandaşı bu konuda ikna edilmesi gerekiyor. Bir de hem dünyada hem Türkiye'de ekonomik gelişmelerin biraz daha güven verici olması gerekiyor. Bir taraftan da çok yakınımızda bir Ukrayna sorunu var. O bakımdan bunları biraz daha zaman gerekiyor diye düşünüyorum. Bankacılık sektörünün 11 Şubat haftasında toplam mevduat hacmi 73.2 milyar TL, toplam kredi hacmi ise 23.6 milyar TL arttı. Bankacılık sektörünün 11 Şubat haftasında bankalar arası da dahil olmak üzere toplam mevduat hacmi 73.2 milyar TL artarak 5 trilyon 664.4 milyar TL'ye yükselirken, Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi ise 23.6 milyar TL artarak 4 trilyon 846.1 milyar TL'ye yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık verilerine göre söz konusu haftada bankalar arası TL cinsi mevduat %4.96 artarak 2 trilyon 166.3 milyar liraya yükselirken, döviz cinsi mevduatlarsa %1.01 azalarak 3 trilyon 273.4 milyar TL'ye geriledi. Döviz mevduatları 250.8 milyar dolar olurken, bu tutarın 223.5 milyar dolarlık bölümü yurt içi yerleşiklerin hesaplarında toplandı. Parite etkisinden arındırılmış verilerle yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında 11 Şubat itibariyle 2 milyar 126 milyon dolar gerileme gözlendi. Öte yandan 11 Şubat haftasında mevduat bankalarındaki tüketici kredileri hacmi ise %0.25 artarak 737.9 milyar TL'ye yükseldi. Taksitli ticari krediler ise %0.09 azalarak 642 milyar TL'ye gerilerken, kredi kartları bakiyesi ise %0.69 yükselerek 309.9 milyar TL'ye ulaştı. Toplam kredi hacmi geçen yılın aynı dönemine oranla %46.06 artarken, mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 276.15 milyar TL'lik bölümü konut, 8.2 milyar TL'lik bölümü taşıt ve 453.6 milyar TL'lik bölümü ise diğer kredilerden oluştu. Yabancılar 11 Şubat haftasında 24,5 milyon dolarlık hisse senedi satarken 1,4 milyon dolarlık devlet iş borçlanma senedi satın aldı. Yabancılar nette satıcı oldukları 11 Şubat haftasında 24,5 milyon dolarlık hisse senedi satarken 1,4 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi satın aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 11 Şubat haftasında 23,1 milyon dolar net satış yapan yabancıların portföylerinde bulunan toplam hisse senedi tutarı 18 milyar 932.7 milyon dolar olurken, devlet iç borçlanma senedi tutarı ise 3 milyar 573.8 milyon dolara yükseldi.
Yabancılar 5 Kasım-19 Kasım 2021 tarihleri arasındaki 3 haftada toplam 1 milyar 213.3 milyon dolar nakit sokmuştu. 26 Kasım 2021 haftasından itibaren nette sürekli satıcı konumunda olan yabancılar son 12 haftada piyasadan toplam 2 milyar 30.5 milyon dolar çekti. Öte yandan 11 Şubat itibariyle net uluslararası rezervler yaklaşık 510 milyon dolar azalarak 15.82 milyar dolara geriledi. Net uluslararası rezervler 4 Şubat'ta 16.33 milyar dolar seviyesindeydi. Merkez Bankası brüt döviz rezervleri de 11 Şubat haftasında 600 milyon dolar azalarak 75 milyar 116 milyon dolara geriledi. 4 Şubat haftasında brüt döviz rezervleri 75 milyar 716 milyon dolar seviyesindeydi. Aynı hafta altın rezervleri ise 793 milyon dolar artarak 38 milyar 939 milyon dolardan 39 milyar 732 milyon dolara yükseldi. Böylece toplam rezervler 192 milyon dolar artarak 114 milyar 656 milyon dolardan 114 milyar 848 milyon dolara yükseldi. Fed başkanları Mart toplantısı yaklaşırken yüksek enflasyona aşırı tepki verilmemesi ve ekonomide yavaşlamaya yol açmayacak şekilde faiz artırılması yönünde görüş bildiriyor. Fed başkanları Mart toplantısı yaklaşırken yüksek enflasyona aşırı tepki verilmemesi ve ekonomide yavaşlamaya yol açmayacak şekilde faiz arttırılması yönünde görüş bildiriyor. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, yerel bir radyoda yaptığı konuşmada, Fed'in Mart ayında yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında 25 bas puanlık faiz arttırımını destekleyeceğini söyledi. Harker, enflasyonun frenlenmesi konusunda gerekenin yapılacağını ama aşırı tepki gösterilmemesi ve bir şekilde iyi giden ekonominin yavaşlatılmaması gerektiğini vurguladı. Son haftalarda görüşlerine başvurulan Fed başkanları da genel olarak Mart toplantısında 25 bas puanlık faiz artırımının öncelikli olduğunu dile getirirken, verilerin gerektirmesi halinde ise 50 bas puanlık bir artırım olasılığını da göz ardı etmeyeceklerini belirtiyor. Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari de, Fed'in yüksek enflasyonla mücadele kapsamında para politikasının normalleştirme adımlarını atmasının uygun olduğunu belirterek, faiz oranlarının çok hızlı arttırılmaması ya da çok yükseltilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Bir toplantıda konuşan Kashkari, kendisi de dahil aşırıya kaçmama konusunda diğer Fed başkanlarını da uyararak, oranları gerçekten agresif şekilde yükseltirsek, ekonomiyi frenleme ve resesyona sokma riskiyle karşı karşıya kalırız ki, bu durumda düşük enflasyon ortamına geri döneriz dedi. Ve şimdi de karşımızda Onurcan Bal olacak, Gildik Yatırım'dan. Kendisiyle piyasalardaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Şimdi haftayı kapatırken aslında yine hani volatilitenin devam ettiği bir haftayı kapatıyoruz diyebileceğimiz bir noktadayız. Özellikle bu haber akışına bağlı olarak piyasalarda gelişmeleri takip ediyoruz. Tabii bu haber akışının da birinci maddesi bu Rusya-Ukrayna gerginliği. Şimdi sizce şu anda piyasalarda neler fiyatlanıyor ve bu haftayı geride bırakırken sizce gelecek haftaya nasıl başlarız? Evet, bu hafta baktığımız zaman jeopolitik gelişmelerin fiyatlama üzerine belirleyici oldu. Bir hafta oldu. Özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeler, yine bu taraftaki haber akışları, risk iştahı ve özellikle hisse piyasalarındaki fiyatlama üzerinde temel etkendi. Haftaya zaten düşük bir risk iştahıyla başlamıştık. Burada hafta sonunda, geçen hafta sonunda yapılan açıklamaların etkisiyle. Hafta ortasında diplomasinin hala daha masada olması piyasaları bir miktar yatıştırdı. Yani bu endişeleri bir miktar yatıştırdı ama dün Amerika Başkanı Biden'ın Rusya'nın hani Ukrayna'yı işgal etme riskinin çok yüksek olduğunu söylemesi piyasalara yeniden bir satış getirdi. Bu sabah ise piyasalarda bir toparlanma çabası var. Yani şu an için aslında risk başlıklarının gölgesinde seyreden bir durum olduğunu, mevcut bir konjonktür olduğunu söyleyebiliriz. Burada Amerika ve Rusya Dışişleri Bakanlarının önümüzdeki hafta bir toplantı gerçekleştirecek olması, bir görüşme gerçekleştirecek olması hani hala daha diplomasinin masada olduğunu gösteriyor. Tabii bu yolla bir çözüme ulaşılır mı, ulaşılmaz mı, bunu kestirebilmek zor. Yani şu ana kadar Rusya ile yapılan diplomatik görüşmeler, diplomatik girişimler anlamlı bir sonuç vermedi. Hala daha Rusya'nın Ukrayna sınırındaki yoğun askeri varlığı devam ediyor. O nedenle hani bu önümüzdeki haftaki görüşmeden yani nasıl bir sonuç çıkar bilemiyoruz. Ama burada Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin yükselmesi,
tansiyonun artması piyasalar üzerinde baskının sürmesine yol açabilecek en temel etken. Hani ve bugün bir toparlanma çabası var piyasalarda, doğru, ama hani hafta sonu riskini taşımak istemeyen yatırımcıların hani bu taraftaki yükselişe ve toparlanmaya çok anlamlı bir katılım sağlamayacağını da düşünüyoruz. Çünkü geçen hafta sonu gelen açıklamalarla pazartesi günü piyasalar zayıf bir fiyatlamayla başlamıştı. Bu hafta sonunda da hani olası açıklamalar, olası gelişmeler piyasalar tarafında yönü belirleyecektir. Yani bunu kestirebilmek zor açıkçası. Eğer hani olumsuz yönde haber akışları gelirse önümüzdeki haftada da zayıf seyirin devam ettiği bir piyasa görünümü izleyebiliriz. Ama olumlu haber akışları, OSİ'nin öncelendiği haber akışları gelecek olursa piyasalarda önümüzdeki haftada toparlanma çabası devam edebilir. Burada dediğim gibi Amerika ve Dışişleri, yani Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı'nın toplantısında, görüşmesinde olacaktır piyasaların gözü. Eğer bu toplantı sonrasında da hani anlamlı bir gelişme olmazsa yeniden satış baskısının ön plana çıktığı bir süreçte görebiliriz. Jeopolitik gelişmeleri izliyoruz. Yani şu an için nakit pozisyonların korunması daha mantıklı olacaktır. Hani evde mevcut pozisyonlar varsa belki korunabilir belli seviyeler kırılmadığı müddetçe, ama hani ek pozisyon alımının şu ortamda biraz daha riskli olduğunu değerlendiriyoruz. Jeopolitik risklerin biraz daha yatışmaya ihtiyacı var. Önümüzdeki haftaki bu görüşme de önemli olacaktır. Dediğim gibi hafta sonundaki haber akışlarını, gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız. Buradaki gelişmeler hani aşağıda yukarı yönlü oynak ve volatil bir açılışı beraberinde getirebilir diye değerlendiriyoruz. Evet, peki bu haftayı nasıl kapatırız sizce BIST 100 endeksinde? Yani şu an için toparlanma çabası var endeksi 0.80'leri bulan. Ama hani kapanışa doğru buradaki olumlu havanın korunmadığı önemli olacak. Yani dediğim gibi kapanışa doğru biraz daha kar satışları görebiliriz diye düşünüyorum. Burada eğer hani olumlu hava akışları görmezsek gün içerisinde. Çünkü yurt dışı piyasalarda da sabah daha olumlu bir görünüm vardı ama orası da şu an yataya döndü. Dediğim gibi biraz daha yatırımcılarda hafta sonu riskini taşımamak isteği ağır basıyor. Çünkü hani nasıl bir gelişme olacak, nasıl bir haber akışı olacak bunu kestirmek zor. Hani piyasada şu an 0.78'lik bir artı var. Burada hani kapanışa doğru, gün sonuna doğru, günün ikinci bölümünde özellikle biraz daha kar satışları görebiliriz. Hani şu an için buradaki yükselişin ciddi manada hani güç kazanabilmesi biraz daha zor gözüküyor. Teknik alımlar görmezsek. Hani burada 2025 seviyelerdeyiz. Hani hafta kapanışının bu seviyelerde olması görece olumlu olur. En azından teknik satışları tetiklemeyecek bir seviye. Biz aşağı yönlü hareketlerde, geri çekilmelerde 2000 puan seviyesini oldukça önemsiyoruz. Hani bu seviye altında bir kapanış yaşanmaması yani bugün veya önümüzdeki hafta için önemli. Çünkü 2000 puan hem 50 günlük hem 22 günlük ortalamaların bulunduğu bir seviye. Bu seviye kırılırsa satışlar biraz daha derinleşebilir. Endekste teknik satışların yaşandığını görebiliriz. Yükselişler tarafında ise hani 2050-2065 bizim bu hafta içerisinde genel olarak izlediğimiz direnç bölgesiydi. Önümüzdeki haftada bu direnç bölgesini takip etmeye devam edeceğiz. Yani bu bölge aşılırsa endeks tarafında yükselişler risk kazanabilir. Hani 2100-2150 puan seviyeleri gündeme gelebilir ama ilk olarak bu seviyenin aşılması lazım. Bu da biraz daha jeopolitik risklerin yatışmasına bağlı. Hani endeks tarafında bugün bu hafif alıcılı seyir devamını takip edeceğiz. Ama dalgalı bir görünümde olabilir. Hani hafta sonu olduğu için bu önümüzdeki süreçte bu riski almak istemeyen yatırımcılar, hani gün içinde trade eden yatırımcılar biraz daha kapanışa doğru pozisyon kapatma eğilimine girebilirler diye değerlendiriyorum. Evet, petrol ve altına ilişkin de yorum alalım sizden haftayı kapatırken. Altın tarafında 1900 dolarlı seviyelerini test edildiğini görüyoruz. Şu an için 1894 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bu biraz daha diplomasinin yeniden ön plana çıkması, dün yaşanan güçlü yükselişlerin bugün biraz daha yerine kar satışlarına ve daha karışık bir görünüme bırakmasına sebep oldu. Burada malum hani altın, güven liman denince ilk gelen enstrüman tüm dünyada altın ve Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim güven liman talebini de arttırıyor. Bunu gerek ons altın tarafındaki fiyatlamalardan, gerek Amerika'daki 10 yıllık tahvil faizinin düşüşünden görebiliyoruz. Yani bir güven liman fiyatlaması var piyasalarda. Bu süreci takip edeceğiz. Jeopolitik riskler ön planda kaldığı sürece bu kısa vadede altını destekleyebilir. Yani 1900 dolarlı seviyeler test edildi. Burada eğer hani jeopolitik riskler gündemde kalmaya devam ederse 1900 doların üzerinde fiyatlamalar görebiliriz. Ki olay Rusya ve Ukrayna arasında bir sıcak çatışmaya, bir savaşa dönüşecek olursa 2000 dolarlı seviyelerin hızlı bir şekilde gündeme gelmesi mümkün olabilir. Yani burada bu gelişmelere odaklanmış durumdayız. Ama diplomatik girişimlerle bu sorun çözülürse, Rusya-Ukrayna sınırındaki askeri varlığını azaltmaya başlarsa ons altında tekrardan 1860 devamında 1830 dolarlı seviyelere doğru bir geri çekimimizi de görmemiz de mümkün olabilir. Tamamıyla haber akışlarına bağlı bir fiyatlama görüyor olacağız. Petrol tarafı daha kritik, yani şu açıdan daha kritik, dünya açısından. Çünkü küresel tarafta enflasyonist baskıların olduğu bir ortamdayız. Ve bu enflasyon özellikle biraz da enerji maliyetlerinden, artan emtia fiyatlarından kaynaklanıyor. Hani bu Rusya ve Ukrayna arasında bir savaşa dönüşmesi sürecin, Rusya ve Ukrayna hani tüm dünya için önemli bir doğal gaz ve petrol tedarikçisi.
burada ciddi manada bir tedarik aksamaları ve sıkıntıları olacaktır. Hani olayın bir savaş boyutuna gelmesi durumunda. O nedenle petrol fiyatlarında 100 dolarlık seviyelerin hızlı bir şekilde görülmesi mümkün olabilir bu senaryo altında, ki bu da küresel çaptaki enflasyonun daha yoğun bir şekilde hissedilmesine ve küresel toparlanmanın da güç kaybetmesine neden olabilir. Yani dünyayı daha stagflasyonist bir ortama sürükleyebilir. Ama bu olaylar yatışır ve Amerika ve İran arasındaki görüşmeler, müzakereler olumlu sonuçlanırsa petrolde biraz daha aşağı inen fiyatlamalar bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Onur Canbal, Gedik Yatırım'dan yayınımıza katıldığınız için diyelim efendim. Bu haftanın son para toneliğinde de sizlere güle güle diyelim. Haftaya yine aynı saatte, pazartesi günü saat 11'de para tonerde buluşmak üzere. Koleksiyon Para Toneri sundu.